İyi akşamlar Erboz günlük grafik. Şimdi e, tabii haftalardır e, bunu da yorumluyoruz yani yukarı geldiğinden beri sağa yayılmaya devam ediyor. E, yani burası 2 Ağustos'ta üyeleri özel bir video çekmiştim yani orada daha detaylı başka işlere de değindik ama e, şunu söyleyeyim hani bu burada pes etmeyen bir piyasa var Erboz'da. Airbus, Erbosta. 134 aşağıda önemli olan kısa vade şu an e, takip edilmesi gereken alan altına inerseniz 129 bakın 130 diye alabilirsiniz avans veriyorsanız 134 veya işte 130 o arayı genişletebilirsiniz. Bu alan kırılmadıkça bu tepedeki inat sürüyor demektir. Yani alımlar satımlar bir şekilde karşılanıyor demektir. E, burada şey yok e, hani biraz önce Bera videosunu anlatırken örnek verdim herbosu. Orada aşağıda çok volatil hareketler oldu. Daha volatil olmadı daha doğrusu böyle şey oldu. Hacimli hareketler oldu. Fiyat olarak çok yansımadı. Ee, Airbus'ta da böyle tersi var ama burada çok hacim yok. Burada çok hacim olsa yani bakın e, Temmuz'un 20 hatta şöyle 19, 18, 17 burası 14. 14 Temmuz'dan bu yana aylık ortalamanın altında bir hacim var. Çok yüksek olsa bu hacim ve yani fiyatlar burada kalsa şunu düşünürdüm Airbus için. Burada bir dağıtım mı var acaba? Yani senet dağıtılıyor mu? Elden ele bakalım birileri küfen boşaltıyor diye aklıma gelirdi. Ama bir türlü onu da vermiyor Erbos. Yani onu da diyemiyorum. Şey hacim az yani. O tür hareketlerde, yukarıda dağıtımlarda genellikle hem volatilite çok oluyor biraz. Hem hacim çok yüksek oluyor. Yani anlıyorsunuz orada birileri karşılıyor ama birileri de dağıtıyor. Çok kararlı. Burada düşmesi hacimin bana sorarsanız olumlu. Yani her zaman hacimin düşmesine olumlu demem de. Burada olumlu çünkü yani biraz kararlı bir satıcı olsa belki zor olacak karşılamak. Yani o açıdan burada şunu beklemek lazım. Yükselen tekrar yükselen bir hacimle yani pozitif bir trend çiziliyorsa 150'nin üstüne o önemli olur. Yani şu manada önemli olur. Alıcının tekrar devreye girdiğini eğer bosta bir iştah olduğunu 150'nin üstüne kapanış olursa görmüş oluruz ve genellikle bu tür grafikler dirençlerinden Koptuğu zaman onu da söyleyeyim. Yani çok gözlediğimiz için yani kendi adıma konuşayım çok gözlediğim için söylüyorum. 150-151 üstüne en yüksek fiyat üstüne öyle bir hareket gelirse bir miktar daha çünkü fiyat hareketi gider genellikle. Yani piyasa ne yapacak şimdi 150'de bunu satmayan değil mi? Yani 139-140'da bunu satmayan piyasa çok öyle. Hani satmaktan kastım haraç mezat satılır ya böyle görürsünüz. Pamper tam bir grafik olur orada. Hani onu yapmayan piyasa 150 geçince 160'da mı yapacak? Ya arada bir marj yok çok fazla. Ciddi bir şey olması lazım. Yüzdesel fark olması lazım. Yani o değmesi lazım 151'i kırdığını. Onun için yani 151 çok önemsiyorum Erbos'ta. Yani göreceğiz orası geçiliyor mu geçilmiyor mu ayrı bir konu. E, onu zaman bize gösterecek. O yüzden yukarıda çok e, ciddi bir alandır. Takip etmek lazım. Aşağıda da dediğim gibi 134 ve 130 takibi devam ediyor zaten. Yani 20 üstü hareketli değil mi? Bakın Mavi olanı görüyorsunuz. Çok uzatmaya gerek yok. Hareketli trendimizi e, çiziyor. Ya, yani süren stop. Bu yani kişiye kalmış bir şey. Kullanılabilir. Çok risk alınmak istemiyorsa. 60 RSI'den da aşağı düşemiyoruz. Bakın bu da olumlu. Ya Erbos günü uzattı. Çok yani 8-7 Temmuz'dan bir aydan beri aynı alanda gün olarak çok uzattı bu hareketi ama bakın bu harekette negatif bir durumda oluşmadı bir türlü. Fiyat olarak da oluşmadı. Göstergelerde de kendi ortalamasının altında olması elbette ki ta çok tercih edilen bir durum değildir RSI'nin ama bu normal bir soğuma. Ee, söylüyorum 80 Aresay'de ikili tepe yaptı oradan soğuyor senet. Yani Aresay olarak ikili e, tepe yaptı. O soğuma bakın 60'ın altına inmedi. E, takip etmek lazım. Şimdi 60'ın üstünde Aresay'ı kalan senet güçlü senettir. Burada. Yani teorik anlamda Aresay'ın kullanımında bize der ki abi 60'ın üstündeyim ben diyorsa e, alıcılar der yüksektir, iyidir, güçlüdür, fena değildir. Durum burada da böyle bir durum var. Soğudu ama görüyorsunuz düşmüyor. Makdi negatifte. O satı verdi 26 Temmuz günü sat verdi. E o pozisyonda hala duruyor. Bu bu haliyle anlatmak istediğim şu, bu haliyle bir soğuma hareketi bu. Yani ufak bir kar realizasyonu burada. E, hafif bazen vazgeçenler var. Biraz alıcı çekiniyor. E, yüksekte olduğu için belki senet. O işte onu da tetikleyen şey 151'in üstü olur diye düşünüyorum. Hatta hızlanabilir de. Yani bu çok çünkü savruk şey bir e, daha savruk değil yanlış kelime kullandım. Ne volatil yüksek hareketli, yüksek betası yüksek bir hareket bu. Yani çok betası yüksek bir hareket geçilirse tekrar işte o heyecanı bakın şu 15 Haziran dönemindeki o 105 lira direncini o videoda vardı galiba yanılmıyorsam. Nasıl oraya açtı patladı. Aklıma o geliyor. bu filama mı derseniz değil onu söyleyeyim. Bakın bu öyle filama olmaz. Filama böyle gelmez. Daha gelişinden koparak gelir. Yukarıda çok kısa vadede yapar yapacağını. Çoğunlukla da Borsa İstanbul'da filamalar böyle beş gün falan sürüyor. 4 gün, beş gün, altı gün sürüyor. Öyle çok uzatmıyor meseleyi. Zaten uzarsa o filama olmuyor. Bakın tekrar söylüyorum şartları var. Ve koparak çıkıyor. Çıktığı zaman. Hani ne gelişi böyle olur. Ve şunu da söyleyeyim bakın. Siz aklınızda olsun. Bir filama çizmeye uğraşıyorsanız. Filamayı çizemezsiniz bile. Orada bir trend bile çizemezsiniz. Öyle de dağınık olur yapısı. Öyle volatil, öyle dağınık olur. Öyle boşluklu falan olur ki bir yukarıda bir aşağıda trend çizgisi bile çizdirmez çoğu zaman. Yani bir filma değil ama davranışsı olarak 151'in kırılımı bir etki edebilir. E, onu ondan bahsetmeye çalışıyorum. Bakalım mı? önümüzdeki e, ben de merak ediyorum açıkçası yani sen hisse olarak da nereye gideceğini merak ediyorum. Önümüzdeki günler ne gösterecek? E, umarım yoluna devam eder. Tabi e, tabii uzun vade kalacaksanız temel analizini araştırmanızı, yani FK'yı nereye kadar beklenti nedir, nereye çeker onları da bir araştırmanızı tavsiye ederim. Herkese iyi akşamlar.